Bienvenido. Don't worry. Be happy. You also. Be good. You're welcome. And to do a complete game, a perfect game, if we want to win here or to draw here. Okay? And that's all. Special game for all, big game for us, and we try to win, to play on the best way, and try to win. That is very difficult because here the atmosphere is very hard, is strong. The supporters are with his team always, all the match, all the game, and we have to focus only on the game, on the play, and give our best, our maximum level. Yarın çok ayrıcalıklı bir oyun olacak. Çok tecrübeli bir antrenör ve oldukça kuvvetli oyunculardan oluşan bir rakiple karşılaşacağımızı çok iyi bilerek buraya geldik. Oyuncular dengeli. Bu oyun 3 puandan da öteye bir oyun olarak değerlendiriyoruz. Gerek tribünün gururu, gerekse geldiğimiz ülkenin de gururu da üzerimizde bir baskı da oluşturuyor. Bu bizi ayrıca bir de moral verme yönünde hareket edeceğiz. Bu psikolojiyle yarın sahaya çıkacağız. Çok tribün baskısının son derece takım üzerinde ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz. Bu bizi de yansıyacak tabii ama buna hazırlıklı olarak geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. En iyi oyunumuzu göstereceğimizden de gerek tribün gerek kamuoyu hiç şüphesi olmasın. Tribünün etkisi üzerimizde ve buna hazırız. And sometimes 4-4-2 for defense, and it's a very worked team because they have a very good coach and with a lot of experience, and they have very good players, and it's the same for example the forward, the striker is Batshuayi or is João Pedro. Don't change the player, but not the model of the team, I think. Fenerbahçe'nin kuvvetli bir kadrosu ve zengin bir kulübesinin olduğunu yatsıyamayız. Oldukça zengin, önde basmayı seven bir takım. Geçiş oyununu da güzel oynuyor. Fakat ne kadar da tecrübeli de olsa, ne kadar da kulübesi zengin de olsa oynadığı taktik değişmiyor. 4-4-2 veya 5-4-1 sadece isimler değişiyor. Önemli olan kurguyu bu sefer Batshuayi oynar, Bazen João Pedro oynar. Fakat sistem aynıdır. Sadece isimler değişiyor. O da kulübenin zenginliğinden tabii ki tecrübesini yansıtacaktır. Biz de ona göre hazırlıklıyız. Tam olarak ne yapacağımızı da söyleyecek durumda değilim ama yani biz de yarın boş çıkmayacağız onun karşısına. If not, you are playing for the pride of your people, of your supporters or your fans, and I hope an hard and hot atmosphere as always, because this team, these supporters, these fans are hot, are passionate. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın çok farklı bir oyun olacağı şimdiden belli zaten. Her iki taraf için de bu durum söz konusu. Fakat hepimiz bu bir oyundur, bu bir sportif etkinliktir. Biz profesyoneliz. Gerek futbolcularım, gerek ben bu psikolojiyle hazırlanıyoruz. Diğer her zaman bu tip, tabii ki seyirci stada geliyor. Takımını desteklemeye çok daha coşkulu olacağı kesin. Bunu yadsıyamayız. Fakat hiç bizim o şekilde kulaklarımızı tıkayacağız ve önümüze bakacağız. Antrenör olarak bu tip maçların gerginliğini biliyorum ve buna hazırlıklıyım. Farklı bir oyun olacağını, psikolojisinin de çok farklı olacağını vurguladık daha evvelki sözlerimizde. Ben yarın takımımdan
kazanması için oynamasını istiyorum. Eğer beraberlik için oynayacaklarsa kaybedecekler. Sadece ve sadece kazanmak için oynayacaklarını gözlemlemek için sağ kenarında olacağım. Çünkü bu gerek takımın psikolojisi, gerekse arkasına rüzgarını aldığımız ülkemizin psikoloji adına da bunu yapmaları gerekiyor. It's a very balanced group, but the two favorite teams for me are Fenerbahce and Rennes. But we have our champion, our options, and Dinamo too. It's a group very balanced. Then only my focus and our team focus in try to win tomorrow after. Gruptaki hedefimizi sordunuz. Bu soruya şöyle cevap vereyim. Benim tek hedefim var yarınki maç. Şu anda hedefim odur. Yani gruptaki hedeflerimi genel olarak sorarsanız benim için grubun favorisi Fransız Rennes ile Türkiye'nin Fenerbahçe'si. Fakat çok dengeli bir gruptayız. Herkesin bakış açısı dengeleri alt üst de edebilir. Görünüm şu anda gözüktüğü gibi. Yarınki maç. Önümüzdeki hafta başka bir hedef. Onu katmıyorum bile konuşmaya. Sadece yarınki maça odaklandım ve odaklandık. We will try to play our game the best how we can to make good result that's all. I don't know. Coach said everything. Okay. Antrenörüm ne yazık ki bana söyleyecek bir laf bırakmadı ki. Her şeyi söyledi diyor. Fakat büyük takımla büyük oyun oynanır. Bunun bilinci içinde sahaya çıkacağız. Tabii ki hedefimiz 3 puan. Bunun aksini de söylemenin de manası da yok. Fakat hazırız. Keşke antrenör de bana bir şey bıraksaydı diyor. Söylemek için bir şey bıraksaydı. Çok deli bir tribünle tribün bizi bekliyor. Bunu arkadaşlarıma anlattım. Kulaklarınızı tribüne kapayın. Oyuna konsantre olun. Gerisine de karışmayın. Dedi.